Zamanında özel bir mülk olan ve Balık Ağı Ustası Bahçesi adıyla bilinen bahçenin girişini bulabilmek için Suco kentinin sayısız arka sokağından geçiyoruz. Bahçenin ismi için bir balıkçının huzurlu hayatından esinlenilmiş. Fakat aslında bahçenin kendisi 12. yüzyıldan kalmış olmasına rağmen bu isim uzun yıllar sonra 18. yüzyılda verilmiş. Tarihi Güney Son Kanedanı'na dayansa da bu bahçe yıllar boyunca tekrar tekrar düzenlenmiş. Şunu belirtmemiz gerekir ki çağdaş bir Çin bahçesini düşündüğümüzde aklımıza batıdakiler gibi örneğin Versailles Sarayı bahçesi gibi ya da İngiltere'deki şaşalı malikane bahçeleri gibi şeyler gelmemeli. Bu tamamen insan yapımı. Ayrıca burada insanlar yaşıyordu. Yani burası aynı zamanda bir mülktü. Modern Sucuo şehrinde günümüze ulaşan 50'den fazla bahçe bulunuyor. Bu durum yalnızca şehrin ticaret merkezi olmasından ve zenginliğinden değil, tarihinin epey entelektüel bir kültürle iç içe olmasından da kaynaklanıyor. Suzhou, Wu'nun antik bir bölgesi olarak bilinir. Suzhou'nun büyük bir kanal şehri olması da çok önemliydi. Şehir ticaret yolları üzerinde yer alıyordu ve bunun epey faydasını gördü. Hatta Çin'in ekonomik olarak en önemli şehirlerinden biri olmaya hala da devam ediyor. Büyük kanal kuzey ve güneyi birbirine bağlar ve antik Çin'deki en büyük mühendislik harikalarından biridir. Ming Hanedanı boyunca da burası canlı bir ticaret merkezi ve kozmopolit bir şehir olmaya devam etmişti. Metropolin içinde bir bahçe demek, soluk almak, düşünmek ve kafa dinlemek için bir yer bulabilmek demekti. Buraya ilk girdiğinizde bahçe demek zor olabilir. Çünkü içinde inşa edilmiş pek çok yer, duvarlar, binalar olduğunu görüyorsunuz. Bunların her iki yanında da avlular var. Aslında bahçenin tamamen insanlar tarafından inşa edildiğini anlamak önemli. Burada doğal bir şey yok. Her şey planlı ve bir amaca yönelik. Bahçeye girerken küçük binaların daha da küçük avlular tarafından bölündüğü salonlardan geçiyoruz. Bu da kapalı alan, açık alan, kapalı alan gibi devam eden bir ritim oluşturuyor. Bu farklı yapıların içerisinden ilerlerken karşılama salonlarından geçiyoruz ve buralarda pencerelerden ya da kapı aralıklarından doğal hayata göz atabiliyoruz. Bir grup binanın ve avlunun içinden geçerek kuzeye doğru yürüdüğümüzde ilk defa gerçekten de bir açık alanın içine giriyoruz. Burası çok güzel bir iç avlu. Yerlerdeki taşlar begonya deseninde döşenmiş ve köşede de kayalardan ve bitkilerden oluşan küçük adalar var. Çok fazla Çin mürekkep resmi görmüş biri olarak örneğin bambuya baktığımda o yapraklarda neredeyse fırça darbelerini görebiliyorum. Sonra görüntü bizi kayalara geri çekiyor bu dikey kaya levhalar bambu kayaları olarak adlandırılıyor ve bambu sapları gibi gözüküyorlar. Sonrasında gözünüz bambuların dikey görüntüsünü daha da vurgulayan uzun çim yapraklarından oluşan kümeye takılıyor. Bir yanda da göz alıcı biçimde yontulmuş delikli kayalardan oluşan bu muhteşem grottolar var. İnanılmaz derecede karmaşık görünüyorlar. Bunlar Tayı Gölü'nün suları tarafından doğal yollarla yontulmuşlar ve daha sonra da bu bahçeyi inşa eden adamın elleriyle işlenerek bu hale almışlar. Elimizde bahçe yapımı hakkında 17. yüzyıldan kalan metinler var. Bu metinlerde bir bahçenin nasıl kurulacağı, neyin nasıl gruplandırılacağı, kaç kayanın ne şekilde yerleştirileceği gibi ayrıntılar hayli detaylıca anlatılmış. Burada görüyoruz ki bahçenin doğal bir yer olduğu fikri pek de doğru değil. Aslında burada olan şey şu: Doğanın nitelikleri belli bir şekilde ayrıştırılarak resimde belli bir kompozisyon oluşturmak için doğanın kimi elementlerinin seçilmesine benzer şekilde ön plana çıkarılmış. Zaten buradaki kirli beyaz ve çatlak duvarın önündeki kimi bitkilere baktığımızda bu bize Çin manzara resimlerindeki iki boyutluluğun yarattığı hissi çağrıştırıyor. Aslında tamamıyla zıtlıklar sergileniyor ve bu çeşitliliği görmemize imkan tanınıyor. Burada üzerine düşünülecek çok fazla nokta var. Mesela bir tarafta süs bitkilerinde mevsimlerin değişimini izlerken, diğer tarafta ise kayaların yaşlarını düşünerek sonsuzluk hissine kapılabiliyorsunuz. Bu kaya çok çok uzun bir zaman boyunca üzerinde akan sular tarafından şekillendirilmiş ve her şeyin farklı zaman aralıklarında da olsa değiştiğini bizlere anımsatıyor. Bir yanda çok yaşlı kayalar, diğer yanda da çok genç ve körpe duran bambu dalları var. Tabi bir de bahçe haftadan haftaya, aydan aya sürekli değişiyor ve zaman içinde tamamen farklı gözüküyor. Şimdi bahçenin entelektüel işlerle ilgili olan kuzey yakasına geçiyoruz. Şu anda içinde olduğumuz yerin adı Beş Zirve Kütüphanesi. Bahçenin halka açık bölümünden çok daha kişisel bir alanına geçiş yaptık. Yani bahçenin derin düşünmeye ayrılan kısmına. Kaya bahçelerinin geniş manzarasına açılan pencereler, süs bitkileri ve ağaçlarla süslü duvarlar ve diğer binalara bakan pencereler görüyoruz. Bu salonun yani 5 zirve kütüphanesinin iki uzun kenarının da devasa kayalardan oluşan kaya bahçeleriyle çevrelendiği doğru. Buradaki taşlar çok güçlü, yoğun ve oldukça etkileyici görünüyor. Burası çalışmak, okumak ve yazmak için harika bir yer. Az önce bir köşeden döndük ve ahşap kapı aralığından yani ay geçidinden bu muhteşem sürprize bahçenin merkezindeki bu havuza bakıyoruz. Yalnızca dört dönüm büyüklüğündeki bu bahçe oldukça küçük olmasına rağmen çok sanatsal bir şekilde düzenlenmiş. Üzerinde yürüdüğümüz süslü taş yollardan veya üçgen ve altıgen desenlerde taşlarla döşeli kayalardan başımızı kaldırıp ay penceresinin Alçak basamağından adımımızı atıyoruz ve havuzun yaşam dolu dünyasına geçiyoruz. Yer döşemelerinin avludan avluya farklılık göstermesi benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca bu bahçede kırık cam parçaları gibi gözüken yer desenleri avluyu çevreleyen kapıların kafes işçiliğinde de görülebiliyor. Havuzun kenarından yürüyerek devam ediyoruz ve suyun üzerinde duruyormuş gibi gözüken altı köşeli köşke geçiyoruz. Su o kadar geniş bir alana yayılmış ki sanki binaların altından da sızarak kıvrılıyor ve yapılar da bu yüzden su üzerinde yüzüyormuş gibi duruyor. Gördüğümüz köşk bir şiiri atıfta bulunarak isimlendirilmiş ve bu dizeler şöyle. Alaca karanlık sonbaharı getirir ve Meltem ayı buraya sürükler. Yani gün sonu ve sonbaharın karanlığının yansımalarından bahsediliyor gelip geçici olmaya çağrıştırmasını ve aynı zamanda havuza yapılan edebi atfın burada oturan insanların yaşadığı dönemdeki edebiyata yönelik olmasını sevdim. Buradaki binalardan her birinin, manzaralardan her birinin, kısacası gördüğümüz her şeyin bir adı var. Üzerinde şiir beyitleri yazılı olan binalarda görmek mümkün. Ya da dizelere atıfta bulunan kayalar. Üzerinde çalıştığımız tüm bu araçlar arasında bir bağlantı var. Son birkaç günü mürekkep resimlerine bakarak geçirdim ve onların burada yaratılmak istenen kompozisyonları görmemde çok faydası oldu. Bahçenin tüm mimarisinde çerçeveli camlar görüyoruz. Bunlar manzaranın minyatür ve yoğunlaştırılmış çok özel görüntülerini sunan küçük ekranlar gibiler. Havuzun bir yanı entelektüel aktivitelerin gerçekleştiği alan olarak belirlenmiş. Diğer tarafa doğru ise daha sosyal alanlar görüyoruz. Bu tarafta şiir okumak, resim incelemek ya da müzik dinlemek üzere insanların bir araya gelmiş olabileceği daha büyük salonlar yer alıyor. Elbette bahçe üç boyutlu bir mekan olsa da beyaz duvarların önünde duran kayaların ve süs bitkilerinin yarattığı iki boyutlu bir alan algısı da söz konusu. Öte yandan kayalardan oluşan yapılara varan patikalarda dolaştığımız zaman ise bu küçük bahçeyi tamamıyla farklı bir perspektiften görmeye başlayabiliyoruz. Bu sayede nesiller boyunca bu bahçeyi tasarlayan insanların kendi edebiyatları, kendi şiirleri ya da kendi resimleri için yaratıcılığı daha güçlü şekilde uyandırmak adına doğanın bazı niteliklerini yoğunlaştırdıklarını görebiliyoruz. Peki eğer bahçe bir sığınak işlevi görüyorsa, bu bahçenin yaratıcıları kendilerini neden koruyorlardı? Neye sırtlarını dönüyorlardı? Bu alanlar genellikle köşeye çekilme alanlarıydı. Elbette aynı zamanda eğlence alanları olarak da kullanılıyordu. Bunlar bilginlerin özel dünyalarıydı ve aynı zamanda başkalarıyla tanışmak ve konuklarını eğlendirmek için de kullandıkları alanlardı. Bu insanlar genellikle sarayda çalışırlardı. Kimileri de tüccardı. Ama genellikle bu bahçenin sahiplerinde de olduğu gibi çoğu memurdu. Burada Konfüçyüsçülükten gelen kendini yetiştirme fikrinin izlerini görebiliriz. El yazısını mükemmelleştirmek ve kaligrafiye özen göstermek çocukluklarından beri çalıştıkları şeyler. Mesela sınavlara hazırlanmak, devlet memuriyetine girmeye çalışmak, ömür boyu yeteneklerini geliştirmeye uğraşmak ve sonrasında da birbirlerine yazarak kaligrafi ve resimleri beraber takdir etmek. Ama bu sadece beceriyle alakalı bir şey değildi. Asıl önemli olan ahlaki olarak kendini yetiştirmekti. Kaligrafi, edebiyat, bahçe yapmak, resim yapmak. Bunların hepsi daha yüksek seviyeye ulaşmak isteyen birinin kendini kusursuz hale getirmek için yaptığı şeylerdi.